İnsanların en sadık dostu olarak bilinen köpekler çoğu hayvana göre insanlarla en iyi anlaşan canlıların başında gelir. Köpekler genelde insanlara saldırgan bir tutum sergilemezken yetiştirdikleri ortam ve sahipleri onları saldırgan veya oyuncu olmasında önemli bir pay sahibidir. Eğer bu 9 köpekten biri saldırıya geçmişse bazı şeyler sizin için geç olabilir. İşte saldırıdan kurtulmanızın çok zor olduğu 9 köpek ırkı. Bull Terrier. Bull Terrier çok cesur ve korkusuz bir köpek ırkıdır. Sahibine çok düşkün olan bu ırk sahibinin mizacına göre şekil alır. Çok oyuncu yapıda olanları da mevcuttur. Surat yapısı gereği insanların korktuğu bir tür olarak görülür. Bu ırkın iyi bir sosyalleşme sürecine ihtiyacı var. Kızdığı zaman gözü hiçbir şeyi görmez. O yüzden yabancıların dikkat etmesi gerekmekte. İnatçı bir yapısı olan Bull Terrier başına buyruk bir köpek türüdür. O yüzden bazen hiç söz dinlemez. Eğitim verilme durumu çok düşüktür. Eğitilebilir köpek bakmak isteyenler için bu ırk hiç tavsiye edilmez. Koruma köpeği olması için ekstra bir şeyler yapılmasına gerek yok. Doğal yapısı gereği inatçı ve koruyucu bir ırktır. Dogo Argentino. Doktor Antonio Nores Martinez tarafından 1920 yılında Arjantin'de ortaya çıkartılan bu köpek ırkı, Güney Amerika'da ilk av köpeği olarak bilinmektedir. Dogo Antonio, Dogo'nun saf bir ırk olması için çalışmalar yapmıştır. Irkın geliştirilmesinde Boxer, Spanish Mastiff, Bulldog, Bull Terrier, Pointer gibi ırklar kullanılmıştır. 1973 yılında FCI tarafından saf ırk olarak kabul edilerek kayıtlara geçmiştir. İlk kez 1978 yılında Avusturya'ya getirilerek Avrupa'ya girişi sağlanmıştır. Saldırgan yapısı sebebiyle köpek dövüşlerinde kullanılan bu tür domuz avlarında da tercih sebebidir. Amerikan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino ırkı kötü ünü nedeniyle yasaklanan ırklar arasında yer almıştır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bakılması yalnızca özel izinlerle mümkündür. Cane Corso. Cane Corso ırkının kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. Ataları eski Roma'da bir tür olan Canis Pagnus'tır. Cane Corso çocuklar için etkin bir arkadaş olurken Roma'da bekçilik ve avlanma için kullanılmaktaydı. Bunu tarihi resimlerde ve heykellerde anlamak mümkün. Kuvvetli kas yapılarının olduğu dış görünüşünden bile anlaşılabilmekte. Irk olarak tüyleri parlak ve kısadır. Düzenli egzersiz bu köpek için gereklidir. Sessiz ve uysal bir yapıya sahip olan bu ırk eğitilebilir köpek ırklarından biridir. Kavgacı yapısı olmamasına rağmen tehlike anında kendini öne atmaktan çekinmez. Yavruyken sosyalleştirilmesi ilerisi için iyi olacaktır. Boxer. Boxer, Almanya kökenli bir ırktır. Bu köpekler ilk başlarda av, boğa dövüşleri ve araba çekmek için kullanılan bir ırktan zamanla sakin bir yapıya kavuşmuştur. Yine de bekçi ve koruma köpeği olarak tercih edilebilmektedir. Mutlu ve enerjik bir yapısı olan bu ırk oldukça meraklıdır. Çocuklarla ve aile üyeleriyle arası oldukça iyidir. Tanıdıklara karşı iyidir ama tanıdık olmayanlara karşı savunmacı yapısı öne çıkar. Polis ve asker köpeği olarak kullanılmaktadır. Danua. Milattan önce 36 yıllarında bazı Yunan paralarının üzerine resmedilmiş köpek, bugünkü Danua'ya çok benzemektedir. Danua köpek dünyasının Apollosu olarak bilinmekte. Milattan sonra 407'de Almanya, İspanya ve İtalya'nın bir kısmı yanlarında Mastiff benzeri güçlü köpekleri de getiren Asyalılarca işgal edildi. Almanya'da ayı ve yaban domuzu avında kullanılmıştır. Özellikle şatoların önünde güvenlik nedeniyle bakılmıştır. Çok eski bir ırk olan bu tür oldukça zarif bir köpek olarak bilinmekte. Asil yapısının altında korumacı bir içgüdüsü bulunmaktadır. Eğitim alma durumu oldukça düşüktür. Sosyalleşmesi sağlanırsa sorunsuz bir köpek olabilir. Yabancılara karşı oldukça acımasızdır. Pitbull. Köpekler arasında en tehlikeli ırklar arasında bilinen Pitbull, kendine oldukça güvenen bir köpek türüdür. Saldırganlık için eğitim verilmemesi gerekmekte. Zaten saldırgan bir yapısı olan bu tür, insanlara ve diğer köpeklere karşı oldukça saldırgan olabilmektedir. Diğer köpeklerin aksine sahibine aşırı bağlıdır. Türkiye'de ve dünyada dikkat edilmesi gereken ırkların başında gelir. Çünkü bir anı bir anını tutmaz. Kendini sahibi ve kendine ait her şeyi korumaya adar. Dominant bir yapısı olması gereğiyle temkinli sahiplerin yetiştirmesi önerilir. Yoksa sahibini bile ezebilir. Başka köpeklerle ve hayvanlarla çok zor anlaşır. Boyu ve atik yapısı gereği dövüş köpeği olarak kullanılmaktadır. Karşısındakine zarar vermek dışında hiçbir şeye kitlenmeyen bu ırk en tehlikeli ırklar arasındadır. Doberman.
Doberman 19. yüzyılların sonrasında Louis Doberman tarafından yetiştirilmiştir. Louis Doberman vergi tahsildarıydı ve bu yüzden şahsi koruması için bir köpeğe ihtiyaç duymuştu. Daha sonrasında çok meşhur olan bu ırkın Amerika'ya ithalatı sağlandı. Bir insana bağlı olma ve ona kendini adama eğilimi vardır. Doğaları gereği vahşi olsa da koruma yapısı ön plandadır. 1970'lerin sonunda Doberman Amerika'da en ünlü ikinci ırktı. Dobermanlar iz sürmede, bekçilik görevini yerine getirmede, koruma köpeği, polis köpeği olarak kullanılmaktadır. Kangal. Gelelim Türkiye'den bir ırka. Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilebilirler. Ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uymaktadırlar. Kangal köpeğinin sahibine duyduğu sadakat onun için çok önemlidir. Hiçbir tehlikeden çekinmez. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Anadolu şehirlerinde en çok tercih edilen köpek türüdür. Aynı zamanda kangal köpekleri nabip ya da üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kullanılmaktadır. Her ne kadar iklime uyum sağlama durumu zor olsa da bu uyumu zamanla aşabilmiş bir ırktır. Pre-Scenario. Pre-Scenario'nun ırkı 15. ve 16. yüzyıllara dayanmaktadır. Kanarya ve adalarının fethinden sonra bölgeye gelen İspanyol gezginler başıboş vahşi köpek olarak buldukları bu türü çiftçileri korumak için kullanmıştır. 18. yüzyılda adada oluşan bu yeni ırk İngiliz sömürgeciler tarafından adaya getirilen Bandogs gibi büyük ve yırtıcı köpekleriyle melezleştirmişlerdir. Oluşan bu yeni köpeğin en son İspanyol çoban köpeği olan Bardino Majorero ile çaprazlaştırılması ile Pre-Scenario ırkının gelişimi tamamlanmıştır. Irklarla melezleşmesi sonucunda zamanla vahşi bir yapıya kavuşan bu ırk, köpek dövüşleri için birinci tercih olmaya başladığında ise nesli devamlılığı tehlikeye girmeye başladı. Irk yok olmak üzereyken Amerikan vatandaşı olan veteriner Dr. Carl tarafından yeniden yetiştirilmeye başlandı. 1982 yılında Kulüp Espanyol de Pre-Scenario kuruldu. Bundan tam bir yıl sonra 1983 yılında ırk ilk kez İspanyol Gerçek Köpek Toplum Merkezi tarafından tanındı. Dünyada yakın koruma olarak bilinen en iyi ırk Pre-Scenario'dur. Vahşi yapısı ve koruma içgüdüsü yakın mesafede onu etkili bir ırk yapmıştır. Eğitildiğinde bir kedi kadar uysal olan bu ırk, aile üyelerinin benimsemesinin yanında hakikaten en iyi non-stop ırk olarak bilinmektedir. Peki size son olarak bir soru. Sizce en tehlikeli köpek ırkı hangisi? Düşüncenizi yorum kısmında belirtin. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.